Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve etabun teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. Perşembe günleri hadis dersimize İmam-ı Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle Tevbe bölümünü bitirmiştik. Bu hafta inşallah yeni bölümümüz olan Sabır bölümüne başlayacağız. Allah-u Teala inşallah cümlemize güzel sabırlar ihsan ede. Tabi İmam-ı Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin'de adeti arkadaşlar bir konuya başlarken eğer o konuyla ilgili ayetler varsa ilk önce onlardan veriyor. Sonra hadisleri zikrediyor. Sabırla ilgili Allahu Teala Ali İmran suresinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru. Ey iman edenler sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırak. Ve sabiru. Yine Allah-u Teala Bakara suresi ayet 55'te buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Elbette sizi biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele. Yine Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede ise arkadaşlar Estaizu billah innemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Yalnız sabredenlerin mükafatları hesapsızca ödenecektir. Allah-u Teala'nın her şeyin bir miktarı, bir mükafatı, belirli bir miktarda mükafatı olduğunu söylüyor. Fakat sabredenlerin mükafatı bi gayri hisab. Hesapsız yani. Onu Allah-u Teala kendi tayin edecek. Yine başka bir ayet-i kerimede Şura suresi 43'te وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ. Her kim sabreder, başına gelen bela, musibet, yaratılışımız gereği arkadaşlar illa bir şeylerle imtihan olacağız. İlla bir şeylerle imtihan olacağız. Hani Allah-u Teala ayet-i kerimede ile diyor Estaizu billah Elif lam mim ahasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftanu. Yani insanlar iman ettik dedikten sonra başıboş bırakılıp imtihan olunmayacaklarını mı zannettiler? Öyleyse bu dünyaya gönderiliş amacımız zaten imtihan. Bize düşen de o imtihanlara ya Rabbi senden gelene baş göz üzerine deyip sabretme. İşte Allah-u Teala Şura suresinde her kim sabreder ve gafara ve yapılan kötülüğü bağışlarsa işte bu kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir. Yine Allah-u Teala ayet Bakara suresi ayet 153'te Ya eyyühellezine amenu istaînû. Ey iman edenler sabrederek bis sabri ve salah, sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Ve innallâhe ma'as sabirin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraber. Yine Allah-u Teala'nın sabredenlere verdiği müjdelerden biri de arkadaşlar ma'iyyet. Yani Allah-u Teala sabredenlerle beraber. Başka ibadet, taat edenlerle beraber değil de Allah-u Teala sabredenlerle beraber. En büyük mükafatlardan biri yine neyi? Allah-u Teala'nın sabredenlerle beraber olması. Yine Allah-u Teala Muhammed Suresi ayet 31'de buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ. Andolsun içinizdeki cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar sizleri ne yapacağız diye Allah-u Teala imtihan edeceğiz, deneyeceğiz. Sabırla ilgili hadis-i şerifler ise اَنَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنَ عَاصِمِ الْاَشْعَارِيِّ radıyallahu anhu قال Hazreti Ebu Malik el-Haris ibn Asım'dan el-Eş'ari'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor arkadaşlar. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Çünkü imanın Kur'an-ı Kerim'in birinci emri arkadaşlar neyini? İkra. Birinci emri ikra. Oku. Her Müslüman illaki okuması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Okuma için, öğrenme için mazeret kabul edilmiyor. Hele hele İslam devletinde ise, Müslüman bir ülkede ise bir kişinin cehaleti kesin kes kabul edilmiyor fıkıh kitaplarının. İkincisi, dinin ikinci emri hemen arkadaşlar ney? وَثِيَابَكَ فَطَحِيرٍ Ve elbiseni temizdir. Dinin ikinci emri ney? Temizlik hem. Birinci emri okuma, ikinci emri temizlik. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? اَتْتُهُورُ شَطْرُ الْا۪يمَانِ Temizlik imanın yarısıdır. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَعُ الْم۪يزَانِ Elhamdülillah demek mizanı, terazisini dolduruyor kişinin. Onun için ağzından tesbih, tekbir, zikir hiç düşmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diliniz Allah'ı zikretmeden hiç ne yapmasın, boş durmaz. Çünkü terazinizi doldurmuş oluyorsunuz. İbn-i Ataullah Sekenderi de öyle diyor. Hele hele yaşı belli bir zamanı geçmiş. 40'tan sonra 40'a kadar gelmişsen diyor. Bundan sonra senin yapman gereken gençler gibi çokça ibadetler değil. Zaten artık ona gücün yetmez. Bundan sonra senin yapman gereken ney? Dilde hafif olan çokça zikirler yapma. O geçmişte olanları da doldurur diyor. İbn-i Ataullah Sekenderi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le velhamdülillahi temle'ul mizan. Allah'a hamd etmek. Elhamdülillah. Subhanallah. Allahu Ekber. La ilahe illallah. İstiğfar. Salavat. Ne yapıyor? Mizanı doldurur diyor. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ane ev temle'u ma beyne semavati vel ardı. Subhanallah demek veyahut da elhamdülillah demek her ikisi göklerle yerin arasını sevapla doldurur. Temle'u ma beyne semavati vel ardı. Gökle yerin arasını doldur. Vessalatu nurun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namaz nurdur. Demek ki bir kişi namazsızsa nuru eksiktir. Nuru yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz nur demiş. Bir Müslüman namaz kılmıyorsa o kişi nursuz kişidir ya. Müslümanın, müminin şehadet getirmiş bir kişi, Müslüman bir kişi namazsızlık diye bir problemi olmaması gerekir. Olamaz da ya. Çünkü Allah-u Teala müminleri överken onlar namazlarını huşuyla kılarlar diye onların vasıflarını söylemiş. Yani namazlarını normal kılarlar demiyor. Onlar namazlarını huşuyla kılarlar diyor müminlerin sıfatı. Öyleyse müminler nursuz kalmayacak. Namazını kılmadığı anda nursuz kalmış olur. Nuru olmayan da ne olur arkadaşlar? Zulümette, karanlıkta olur. Onun için karanlığa, zulümete düşmemek için illaki namazımızı vakti olduğu anda hemen kılmamız gerekir, nurlanmamız gerekir. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka nedir diyor? Bir delil. Kişi için bir delil vermiş olduğu zaman hemen kabirde hemen kıyamette onun için bir delil. Kıyamette şeyde kabirde azap melekleri geldiği zaman sadaka diyecek ki dur bu adamı azap edemez. Bu adam dünyadayken sadaka verdi. Sadakaları engelleyecek o kişi ya. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ Sabır ise büsbütün bir nedir? Işıktır yani. İnsanı aydınlatan, insanı sükunete erdiren, insanı rahatlatan neyi? Sabır bir ışıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bileme ne yapıyor? Hemen hadislerinde, hemen de meşhur hadisi yok mu? Allah Resulü Cibril aleyhisselam geliyor, Allah-u Teala sana selam ediyor. Sen iste, Uhud dağı kadar dağı altın edecek. İstediğin yere senden beraber geçsin, ihtiyacın olduğu anda ondan al, sarf et, kullan dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İstemem. Bulduğum zaman Allah'a şükredeyim, bulmadığım zaman da Allah'a sabredeyim. Allah-u Teala'nın vermediğini sabredeyim. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ Kur'an-ı Kerim okuyup amel ettiğin, Kur'an-ı Kerim ya senin lehine veyahut da aleyhine nedir? Allah muhafaza eylesin, delildir ya.
Yarın Kur'an-ı Kerim ya sen okursun onunla amel edersin veyahut da onunla amel edersin o sana şefaatçi olur Kur'an-ı Kerim. Veyahut da okumaz, öğrenmez, amel etmez. O senin lehine ne yapar? Şahitlik eder. Ya Rabbi bu beni okumadı. Bir gün Müslüman olduğu halde, mümin olduğu halde beni öğrenme tenezzülünde bile bulunmadı diyecek. Beni öğrenme tenezzülünde bile bulunmadı. Allah'ım ya Rabbi sen her harfine, senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her harfine 10 sevap müjdelediği halde bu yine zahmet edip de örgenmedi diyecek. Onun için bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim öğrenmemesi çok ayıp. Çok ayıp. Bilmeyen kardeşlerimiz tez zamanda örgensinler arkadaşlar. Hele hele bizim dinimizin ilk emri okuyorsa, dinimizin ilk emri oku dediği halde okumazsak, öğrenmezsek ne kadar ayıp. Nasıl şefaat edecek Allah'ın kelamı bize? كل الناس يغدو فبائع فبائع نفسه فمعتقها او موبقها insanların diye her hepsi ne yapar sabahleyin çıkarlar giderler evlerinden çıkarlar ya Allah'ın dinine göre amel ederler yolda gördüğü kardeşine selam verir namaz vakti olduğu zaman işini kapatır namazını kılar bir ihtiyaç sahibi geldiği zaman onun ihtiyacını gidermeye çalışır. Ya Kur'an-ı Kerim'in emrettikleriyle amel eder, o Kur'an-ı Kerim kendisi için şahitlik edip, ya Rabbi bu benimle amel etti der. Kendi nefsini insan cennete satar veyahut da o Allah'ın kitabıyla amel etmez, onu hiçbir zaman öğrenmez, amel etmez. Hiç solda sağında solunda giden hiçbir Müslüman kardeşine selam vermez, kibirle, gururla, sanki dağları kendi yaratmış gibi. Kibirle, gururla gider. Hiçbir Müslümanın ihtiyaç ve sıkıntısının derdiyle dertlenmez. Namaz vakti olduğu zaman kendi kendini kandırır. Ya çocuğumun rızkı için çalışıyorum der. Namaz derdinde olmaz. İşte diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya evden sabahleyin çıkar ya kendi kendini, kendi nefsini cennete satar veyahut da ne yapar? Cehenneme satar. Kişi evinden sabahleyin çıktığı zaman. Ya Allah'ın diniyle amel eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel eder. Kendi nefsini cennete satar veyahut da onunla amel etmez, onlarla amel etmez, nefsini ne yapar? Cehenneme satar. Allah'ım cümlemize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu sünnet seniye ittiba edenlerden eyleye. Getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'le en ihlaslı bir şekilde amel edenlerden eyleye. En Ebi Sa'idin, Sa'id İbni Sinan el-Hudriyi radıyallahu anhu. Sa'id İbni Sinan Hazreti Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayetuna hadis-i şerifte inna nasan min el-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa'atahu. Ensardan bir takım insanlar diyor geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den istediler. Ya Resulullah bize şunu ver, bunu ver, şunu ver diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de adeti ne arkadaşlar? Hani daha önce hemen Şifa-i Şerif'te okuduk. Şeyde Şemail Tirmizi'de okuduk. Hemen de Hoca Efendi'nin çok meşhur şiiri var. O Muhammed Mustafa diye. Ne diyor orada Hoca Efendi? Sa'ile la demeyen. Yani hiçbir zaman sa'il isteyen. La da hayır. Kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kim ne istemişse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir zaman yok ya dememiş. Kim ne istemişse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ihtiyacını gider. İşte de Ensar'dan bir takım insanlar geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den istediler. Fa'atahum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onların isteklerini verdi. Sümme se'aluhu fa'atahum. Sonra başka bir şeyler istedi. Yine onların da verdi. Hatta nefize ma'inde. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hiçbir şey kalmadı. Fekale lehum hine enfeka külle şeyin miyedihi. Elinde her şey bitince isteyenler var. Diyor ki Allah Resulü selam. Me yekunu min hayrin felen eddahirahu ankum. Yani yanımda bir hayır olsa vallahi diyor sizden hiç gizlemem ne varsa sizin bir köşeye koymam size veririm. Hiç gizlemem yani size veririm. Ve men yestafif yu'iffehu Allah. Her kim diyor Allah'tan iffet isterse iffetli olur. İnsanlara el açmazsa Allah da onu ne yapar? İffet sahibi yapar.
onun iffetini artırır. وَمَنْ يَسْتَغْنِ Kim tok gözlü olursa يُغْنِهِ اللّٰهُ Allah-u Teala da onu hiç kimseye muhtaç etmez. Kanaatkar olursa. Onu hiç kimseye muhtaç etmez. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ Her kim de Allah'tan sabır isterse, sabrederse, kendine gelen, başına gelen musibetlere, sıkıntılara Allah-u Teala ne yapar ona? Allah-u Teala da ona sabır verir. وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ Hiç kimseye verilmemiştir ki اَطَاءٌ bir lütuf خَيْرًا وَاَوْسَى مِنَ sabır. Sabırdan daha geniş, daha güzel, daha büyük bir lütuf hiç kimseye verilmemiştir. Allah'ım cümlemizi sabredenlerden eyleye inşallah. Tabii kişi sabır istemez arkadaşlar. Ya Rabbi bana sabır ver, bana sabır ver, bana sabır ver diye sabır istenmez. Bela ve musibet geldikten sonra sabır istenir. Ama kişi durduğu yerde hiç balının başında bir bela, bir musibet, bir sıkıntı yok. Buna sabır istenmez ya. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Edeb-ül Müfret'te okumuştuk. Ne diyordu? Bir gün bir sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu yerde ya Rabbi bana sabır ver, sabır ver diye dua ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Niye sabır isteme? Yani sen bela musibet gelirse belki de sabredemezsin. Ya ne iste? Ya Rabbi sen bana dünyada da güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver diye dua et diyor Allah Resulü sayesinde. Böyle iste. An Ebi Yahya ibn Suhayb ibn Sinan radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suhayb ibn Sinan'dan rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aceben li emril mu'min. Müminin işi ne acayip, ne gıpta edilecek bir şey. Sadece bu müminde var ya. Münafıkta, kafirde, şunda bunda hiç kimse de yok. Kim ben müminim diyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun işi gıpta edilecek bir şey. Ne kadar güzel bir durum. Ne o gıpta edilecek şey arkadaşlar? İnne emrehu kullahu lehu hayrun. O müminin bütün işi hayırdır. Başına bir musibet gelse de hayırdır. Başına bir musibet yok da bolluk olsa da hayırdır. Nasıl hayır? وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِيَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Bu ancak müminde vardır. اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرًا Ona bir bolluk, bir bolluk, Allah-u Teala ona bir bolluk isabet ettiği zaman, ona bolluk verdiği zaman Allah'a şükreder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ya Rabbiler. Allah'a şükreder. Mümin için bir hayırdır. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu nimete şükret. كَانَ خَيْرًا لَهُ Bu onun için bir hayırdır. وَاِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّاءَ Eğer başına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman sabır, sabreder. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Bu da onun için ne olmuş olur? Yine hayır olmuş olur. Müslümanın işi neymiş? Demek ki her işi hayır. Bir bolluk geldiği zaman, şükrettiği zaman hayır. Bir darlık geldiği zaman, sabrettiği zaman hayır. Ama bolluk gelir, şükretmezse demek ki o hakiki müminlerden değil. Mümin şükretmesi gerekiyor. Demek ki o mümin de hayırlı mümin değil o mümin. Eğer başına bir musibet, sıkıntı gelir, ya Rabbi beni mi buldun, başka kimseyi bulamadın mı diye şikayetsinirse yine o mümin hayırlı mümin değil. O zaman hayırlı olabilmesi için mümin bir musibet anında sabredecek, bolluk anında da Allah'a şükredecek. Anenes'in gal, lemme ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب الله رسول صلى الله عليه وسلم ölüm anında hastalığı ağırlaşınca sıkıntılar artıyor. Bunu gören Hazreti Fatıma annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en sonra vefat eden tek kız. Önceki kızlarının her hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat etti. O da 6 ay sonra vefat etti. Allahu alem. O zaman Hazreti Fatıma annemiz diyor ki ve kerbe ebete vay babacığım ne büyük sıkıntılar içinde kaldım. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki yani ne kadar sıkıntı çekmiş ki Hazreti Fatıma annemiz öyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Leysa ala ebike kerbun ba'del yav. Bugünden sonra baban için artık diyor neyin sıkıntı yok. Felemme emet. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra o günün içinde de vefat ediyor.
فَلَمَّا مَاتْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman da قَالَتْ Yine Hazreti Fatıma annemiz diyor ki يَا أَبَتَا أَجَابَ رَبَّنْ دَعَاهُ Ey babacığım diyor. Allah-u Teala ne yaptı? Rabbisinin davetine icabet etti. Rabbinin davetine icabet eden babacığım diyoruz. Ya ebete cennetul firdevs me'vah yerin cennetul firdevs. Ya ebete ila cibrilin a'ah. Cibril aleyhisselam da diyor ne yaptı? Senin ölümünle senin o sıkıntıyı senden paylaştı. Felemme dufina qalet Fatıma radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defnedildikten sonra atabet enfusukum أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب diye birbirinizden de diyor ne kadar yarışıyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmada nasıl gönlünüz razı oluyor? Nasıl gönlünüz razı oluyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine toprak atmada. An Ebi Zeydin Usamet ibn Zeyd ibn Harisete Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hibbihi ve ibni hibbihi radıyallahu anhum قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد حطر فاشهدنا الله رسول صلى الله عليه وسلم kızlarından bir tanesi Zeynep kızlarından Zeynep çocuğu artık ölüm anına yaklaşmış çocuk küçük çocuğu ölecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi gönderiyor diyor ki babam acı buraya gelsin Allah fe'arsala yukri'u selam ve yakul inna lillahi ma akhaza ve lehu ma at. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona tekrar selam gönderiyor. Diyor ki git selamı söyle. Veren de Allah, alan da Allah. Bu kadar gam keder etmez. Ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma. Allah-u Teala ne takdir etmişse o ne olur yerini bulur. Fel tasbir vel tehtesib. Sabretsin ve mükafatını Allah'tan beklesin. فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu elçiyi tekrar gönderdi. Ne olur? Lütfen gelsin diye tekrar ne yaptı? Allah Resulü'nü rica etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ Allah Resulü سَعْدُ بْنُ عُبَادَ ile Muaz ibn-i Cebelle ve Übey ibn-i Kabe ve Zeyr ibn-i Sabit'le ve Ricalun Bir takım insanlarla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. فَرُفِعَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَصَّبِي Çocuk Allah Resulü'nün kucağına, eline verildi. فَاَقَدَهُ فِي حِجْرِهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kucağına aldı. وَنَفْسُهُ تَقَعْقَ Yani çocuk artık can çekişme anında. Can çekiş. فَفَادَتْ عَيْنَاهُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu gördüğü anda gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Fadal-ı Sa'dun ya Resulallah ma hâzâ ya Resulallah bu ağlama niye? Yani niçin gözlerinden yaş? Fadal-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hâzihi rahmetun ce'alehu Allahu Teala fî kulûb-i ibâdih. Bu ağlama gözlerden yaş dökülmesi Allah'ın bazı kullarının kalbine attığı merhametten, rahmettendi. Ondan dolayı ne? Bu gözyaşları, bu damlacıklar ondan diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. An Suhaybin radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Son hadisimiz arkadaşlar sabırla ilgili. Yani konu uzun da bugünkü inşallah son hadimiz. Bu hadis de biraz uzun. Eski zamanlardan bir hikaye anlatılacak şimdi. Öyle size deyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kal, kana melikun fi men kana qablakum ve kana lehu sahir." Sizden önceki zamanlarda yaşamış bir padişah vardı. O padişahın da bir sihirbazı vardı. "Felemma kebira, qala lil melik: "İnni kad kebirtu." فَبَعَثْ اِلَيَّ غُلَامًا اُعَلِّمُهُ السِّحْرَ Bu sihirbaz da biraz yaşlandığı zaman padişaha dedi ki padişah ben yaşlandım artık ölüm bana yaklaştı bana bir çocuk gönder de bu bildiklerimi öğreteyim dedi yani sen de sihirbazsız kalma ben de yani bildiklerimi öğreteyim bu benden gitmesin dedi فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ
Padişah da ona bir çocuk gönderdi. O gitti, ne yapıyor? Ondan seyir örgen. وَكَانَ ف۪ي طَرِيقِهِ اِذَا سَأَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ. Bu çocuk yolda gittiği yerde bir rahim, bir alim, din adamıyla karşılaştı. O alimin söyledikleri hoşuna gitti. O çocuk da o alime iman etti. Önceki dinlerde. İman etti. وَكَانَ اِذَا اَتَ السَّاحِرُ مَرَّ بِالرَّاهِبُ وَقَعَدَ اِلَيْهِ. Her gidip gelmesinde sihirbazın yanına giderken o rahibin yanına oturur, alimin yanına bir şeyler örgenir, dini konularda bir şeyler örgenir. Ondan sonra giderdi sihirbazın yanına. فَاِذَا اَتَ السَّاحِرَ دَرَبَهُ. Geç kaldığından dolayı da sihirbaz da onu döverdi. Niye geç kalıyorsun sen? Verdiğin sözde niye durmuyor? فَشَكَ ذَٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ. Rahibe şikayet etti. Dedi ki ya ben burada geliyorum. Senden birkaç kelime bir şey öğreniyorum. Din namına. Fakat oraya geç kalıyorum. O da varınca beni dövüyor dedi. O zaman rahip alim diyor ki اِذَا خَشِيْفَ قَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي اَهْلِي وَاِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرِ. Tabi ilim ehline bir şeyler sorarsan sana bir şeyler öğretir illa. O rahip diyor ki eğer sen benim yanımdan geç kalırsan sihirbazı de ki ailem geç koydu beni de. Ailenin yanına geç kalırsan da aile ehline sihirbaz geç kaldı, geç koydu beni dedi. Yani böylece iki taraf da gönül rızasıyla gönderiyor ya, iki tarafa da bir sıkıntı olmaz. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ اِذْ اَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمًا. Böyle bir günde çocuk tabi imani konuları öğrendi. Bir de bir yere giderken bir de baktı ki büyük yırtıcı bir hayvan. قَدْ حَبَسَتِ النَّاسِ. İnsanların yolunu kesmiş, kimseyi bırakmıyor. Kim yanına yaklaşacak olsa parçalayacak. فَقَالَ الْيَوْمَ. O zaman o çocuk diyor ki اَعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِنْ رَاهِبُ اَفْضَلُ. Bugün diyor kimin yanına gittiğim doğruluğu ortaya çıkacak. Ya Allah beni muzaffer kılacak, rahip doğru çıkacak veyahut da Allah beni muzaffer kılmayacak, sihirbaz doğru çıkacak. İkisinin doğruluğunu örtüyor, ölçecek çocuk şimdi. Diyor ki, فَاَخَذَ حَجَرًا. Bir taş aldı. فَقَالَ دِكْ. Taşı alıyor, diyor ki, اللهم اِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاحِبَ حَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسِ. Eline taşı aldı, dedi ki ya Rab, eğer bu yanına gidip geldiğim rahibin davası haksa bu aldığım taşla bu hayvanı öldür, insanların yolu açılsın dedi. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَ النَّاسِ. O taşı attığı anda o hayvanın tam ölümcül yerine isabet etti, hayvan da öldü ve insanlar oradan çekildiler gittiler. Yolda açıldı gittiler. فَاَتَ الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهُ. Bu olayı geldi, rahibe haber verdi. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ. O zaman o alim ona dedi ki rahip, ey büney, ey çocuk, اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْتَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرَى وَاِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَاِنُ اُبْتِلَيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ. Ey çocuk dedi, sen bugün benim makamıma geçmişsin. Benden daha üst bir dereceye çıkmışsın. Fakat Allah-u Teala seni bir şeylerle imtihan edecek. Sen bazı şeylerle imtihan olunacaksın. Sakın ha sakın bu imtihan olduğun zaman benim yerimi söyleme dedi. Rahip. O zaman anlaşıyorlar. فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ. Diyor ki benim yerimi söyleme. Geç seni artık Allah-u Teala seni imtihan edecek. Ayrılıyorlar. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِهُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ وَيُدَاوِ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَى. Bu çocuk ne kadar alaca hastalığı varsa, körler varsa, kimler varsa bütün insanları okuyarak tedavi ediyor. Bütün insanları. Kimin ne hastalığı varsa herkes onun yanına geliyor. O da bir şekilde Allah-u Teala'ya dua ediyor. İman ettirmek şartıyla tabii. İman ettiriyor. Sonra Allah-u Teala'ya dua ediyor. Allah-u Teala bunun hastalığına şifa veriyor. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ. Padişahın, bu padişahın, bir padişah vardı ya, padişahın yakınlarından biri de bu çocuğu duyuyor. Bu adamın da gözleri ama.
Gözleri ama. Kâne gad amiye fe etâhu bi hedâye kethîre. Fekâle mâ hâhuna leke ezmâhu in ente şefeyteni. Birçok hediyelerle geliyor, diyor ki eğer benim gözlerime şifa verirsen, gözlerimi iyi edersen, bu getirdiğim hediyelerin her hepsi senin, diyor çocuğa. Fakal inni la eşfi ahaden innema yeşfillahu ta'ala. Tabi iman var ya, iman etmiş ya, ben diyor şifa vermiyorum, şifayı veren Allah-u Teala diyor.